Evet arkadaşlar, bugün Necati Bey'in bahçesinde sera olmadan yaptığı, açık ortamda yaptığı bahçesini şu anda tanıtmaya çalışıyorum. Şu anda bu hiçbir ilaç kullanmadan önceki durum. Necati Bey şöyle açar mısın? Şu meyve tutumunu bir göster. Evet. Şu anda şeyimiz bu. Ürünümüzün meyve dökümü bu. Ben 5 gün sonra, 6 gün sonra veya 1 hafta sonra, 10 gün sonra aynı noktada, aynı konumda tekrar çekim yapacağım. Evet. Fasulyemiz de bu. Geç fasulyenin içerisine Necati Bey. Bak fasulyenin tutumu da bu. Şu anda. Ama bunu çiçeğe geçmeden önce vermemiz gerekiyor. Ben bunu halkımızın bilmesini arzu ediyorum. Evet, burada yine bir çiftçi kardeşim daha var. Çiftçilikten soğumuş gibi bir hali var. Evet. Salmış kendini. Evet, elektrikçi kardeşim. Evet. Ne düşünüyorsun sen bu konuda? Göreceğiz, bakacağız. Denemeden bir şey olmaz diyorsun. Evet. Hiç kanserli maddeler, hayvan, insan sağlığına hiçbir zararı yok. Göz görecek. İnsan sağlığına hiçbir zararı yok. Kanserli maddeler şey ya, kanser yapmıyor. Duvar bir şey. Evet, organik. Necati abimizin burada çok ciddi üzerine durduğu bir konu var. Kendisi aşırı sağlamcıdır. Sade ve sade doğal olması, yani bizim ürünümüzün sıvı solem, solucan solem sıvı gübresinin kanserojen madde ihtiva etmediği için özellikle üzerinde durmaya çalışıyor. Eğer bunu halkımız tanırsa, bilinçlenirse ben gelecek yıllara toplumumuzun daha sağlıklı ürünler yiyeceğine inanıyorum. Evet. Başka bir diyeceğim var mı? Ben tek diyeceğim, insan sağlığına zararı yok. O kadar. İnsan sağlığına zararı yok. Böcek için 3-4 tane ilaç kullanmayacak. Tek ilaç. Tek ilaç. Hem toprağın içinde bulunan mineralleri bitkiye vermeye çalışacak bu solem sıvısı. Hem de bitkinin üzerinde asalak olarak bitkiye zarar veren o kimya şeyler, böcekler olmayacak. Hepinize hayırlı olsun. Çiftçilerimizi bilgilendirdiğimiz için ben bu konuda çok mutluyum. Hayırlı günler olsun.